Rusya ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve CIA Direktörü William Burns dahil 13 ABD'li yetkili yaptırım listesini aldı. Aynı zamanda Rusya, Kanada Başbakanı Trudeau ve bazı yetkililerin bulunduğu 313 Kanada vatandaşının yaptırım listesine alındığını açıkladı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından dolayı 8'i Savunma Bakan Yardımcısı olmak üzere Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 11 üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldıklarını duyurdu. ABD, Rusya'yı desteklemenin sonuçları olabileceğini belirterek Çin'i uyardı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin ve Batı'nın Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'ya yaptırımlarının ortada olduğuna işaret ederek, Çin, Rusya'ya askeri anlamda ya da yaptırımları gelecek şekilde yardım ederse bunun sonuçları olur diye konuştu. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise ülkesinin Ukrayna'daki krizin tarafı olmadığını, Rusya Savaşı'na ilişkin ABD yaptırımlarından etkilenmek istemediğini bildirdi. Rus enerji şirketi Gazprom, doğalgaz ihtiyacının 1 Ocak 15 Mart tarihlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %28,5 gerilediğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada aynı dönemde İtalya, Polonya, Hırvatistan, Türkiye ve Yunanistan'a yönelik doğalgaz ihracatının arttığı bildirildi. Açıklamada Avrupa'daki yeraltı doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranının ise %26,2 seviyesinde olduğuna işaret edildi. Türkmenistan'daki erken seçimleri ülkeyi 15 yıldır yöneten Kurbankulu Berdimuhamedov'un 40 yaşındaki oğlu Serdar Berdimuhamedov'un kazandığı açıklandı. Seçimlere birçoğu pek tanınmayan 8 başka aday da katıldı. Merkez Seçim Komisyonu, Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten 40 yaşındaki Serdar Berdimuhamedov'un seçimleri %73 oranında oyla kazandığını duyurdu. ABD otomotiv devi Ford, Avrupa'daki elektrikli araç hedeflerini genişletme kararı aldı. Bu kapsamda şirket Türkiye'de bir batarya fabrikası kuracak ve Almanya'daki yatırımlarını ise ikiye katlayacak. Financial Times'ın haberine göre Ford kuracağı batarya fabrikasında Türkiye'de üretilen ticari araçlar için batarya üretimi gerçekleştirecek. Çin'den COVID-19 vaka sayılarıyla ilgili endişe veren haberler gelmeye başladı. Koronavirüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin'de artan vakalar nedeniyle kentler yeniden izolasyona alındı ve 30 milyona yakın kişi bir kez daha karantinaya girdi. Toplu test ve özel giysili görevliler ise sokaklara geri döndü. Çin'in Uygur Türklerinin asimile edilmesi için iğrenç yöntemlere başvurduğu ortaya çıktı. Doğu Türkistan'ı adeta işkence bölgesi haline getiren Çin hükümeti, etnik yapıyı değiştirmek için Uygur kadınlarını ateist Han Çinlileriyle birlikte yaşamaya zorluyor. Bir radyoya açıklamalarda bulunan Uygur Hareketi Başkanı Abbas, bu kitlesel bir tecavüz. Hükümet Han Çinlilerine Uygur kadınlarıyla evlenmeleri için para, ev ve iş teklif ediyor dedi.